Merhaba. Sizi böyle alalım Ramazan özel bölümlerinden bir tanesiyle daha karşınızdayız. Yine birbirinden güzel yemek tariflerimiz var. Az sonra burada hummalı bir koşuşturma başlayacak. Muhteşem bir iftar sofrası hazırlayacağız. Ama ondan önce bize ulaşmak istiyorsanız Facebook ve Instagram üzerinden Sizi Böyle Alalım hesaplarından ulaşabilirsiniz. Eğer programımızı kaçırdıysanız, tariflerimize ulaşmak istiyorsanız ya da sohbetimizi dinlemek isterseniz o zaman da Fox.com.tr'den yine bize ulaşabiliyorsunuz. Şimdi bugün neler mi yapacağız? Saymaya başlıyorum. Haşhaşlı bükme yapacağız. Sonra afyon kebabı yapacağız. Kremalı badem çorbası yapacağız. Zerde yapacağız. Ve karpuz salata yapacağız. Karpuz salatanın hakikaten çok enteresan bir görüntüsü var. Hepsini az sonra göreceksiniz. Peki bütün bunları kiminle yapacağız? Sultan Hanım'la yapacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Pınar Hanımcığım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Ben de sizi gördüğüme çok sevindim. Tekrar beraber yemek yapmak çok keyifli çok olacak. Güzel, çok keyifli. Ayağımıza harika lezzetler yapacağız. Evet. Beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Başımızla beraber tariflere başlamadan ben hemen sürahimi doldurayım. Tamam. Suyumuz hazırlansın bu arada. Ben de bu arada yüzüklerimi çıkartayım. Tamam. Bizim ihtiyacımız oluncaya kadar suyumuz nasıl filtrelenir? Böylece biz de hamurumuzu hazırlayabiliriz. Hemen malzemeleri saymaya başlıyorum. Haşhaşlı bükme yapıyoruz. 3 su bardağı unumuz var. 1 su bardağı kadar sütümüz var. 1 su bardağı suyumuz var. 1 yemek kaşığı sirkemiz, 1 çay kaşığı tuzumuz var. Bu hamur için olan malzeme. İç harcı içinde 2 su bardağı kadar yeşil mercimeğimiz var. 1 su bardağı haşhaşımız var. 1,5 su bardağı sıvı yağımız var. Biz mercimeğimizi güzelce haşladık. Evet. Hazır. Evet. Haşhaşımızı da kavurduk. Haşhaş hazır. Hı, hazır. Pınar Hanımcığım, hafta sonu ben Afyonkarahisar'daydım. Haşhaşı programa geleceğim belli olduğu için Afyon'dan getirdim. Oo, güzeldir evet. O zaman. Evet. İyice ne güzeldir. Evet. Teşekkür ederiz. Kesenize bereket. Ben hemen bir yoğurma kabı veriyorum. Öncelikle size. Doğru mudur? Doğrudur. Şöyle. Bir de kendime bir kase alayım. Şu haşhaşı zeytinyağının içinde öteceğim. Evet. Sıvı yağının içinde öteceğim. Tabii. Ben bir eldiven alabilir miyim? Hemen. Hemen. Buyurun. Şöyle. Ben memleketimiz Afyonkarahisar'a gittim ya. İnanın oraları dolaşırken herkes izlemişler dediler ki biz sizi programda, Pınar Hanım'ın programında izledik. Ay, ne güzel. Kucak dolusu sevgiler, selamlar getirdim. Sağ olsunlar. Ve şöyle dediler, biz başka programları da seyrediyorum ama Pınar Hanım'ın programı bir harika, bir bambaşka. Çok teşekkür ederiz, ve, sağ olsunlar. Ve yemeklerin üstünden tekrar tekrar geçiyor ve okunakla anlatıyor. O kadar güzel tarif anlatıyor ki böyle mest oluyoruz dediler. Yılların tecrübesi. Evet. O kısmın yılların tecrübesi. Ben şimdi malzemeleri şu tarafa doğru alıyorum bir yandan. Hemen şu haşhaş kısmını beraber yapalım. Haşhaşı nasıl yapacağız? Bu haşhaşı. Şimdi burada 1,5 bardak yağ var. Evet. Onu alıyorum. Doğru mu? Doğru. Tamam. Sonra içine ne kadar haşhaş koyacağız? 1 bardak göz kararı diyor ama siz göz kararı. Çok da böyle yoğun yoğun olmasın. Bunu çünkü yok. Yağın içinde açacağız değil mi? Evet. Siz bana dur deyin ne olur. Sıçramaz korkmayın. Pınar Hanımcığım bunu bir açalım. Tamam, eğer az görelim. Gelirse ilave ederiz. Tamam, kıvamını da böylece izleyicilerimizle biraz paylaşalım. Biraz şöyle nasıl olacak? Koyu bir kıvam olacak. Boza kıvamı boza gibi kıvamında, mi? Boza kıvamında evet. Tamam. Ben açıyorum. Tamam. Anlaştık. Ben de burada hamurumu mayalayayım. Tamam, hadi. Burada 3-4 bardak unumuz var. Tamam. Unumuzu alıyoruz. Ha, tamamını koyuyoruz. Tamamını koyuyoruz. Tamam. Şimdi, tuzumuz var. 1 çay kaşığı kadar. Evet. Sütümüz var. Sütümüz ben var. Su da getireceğim aslında şimdi size. Aslında bu haşhaşlı bükmenin tamamen Afyonkarahisar'da su, tuz, un. Ama ben yıllardır süt ilave ediyorum. Süt birazcık hem lezzet hem de evet, yumuşaklık veriyor lezzet hamura. Açısından evet. Değil mi? Ben de çok seviyorum. Burada sütümüz var. Süt tamam. ilave edelim. Sirkeyi de şimdiden koyuyor muyuz? Evet. Sirke de gevreklik veriyor. Sirkeyi evet. de bir yemek kaşığı da sirkemiz var. Şöyle bardağı alayım şimdi bunu su koymak burada, için evet. kullanacağım. Pınar'cığım. Hepsini ilave etmeyelim. Ölçülü. Olur. Şimdi buradan biraz şimdi, koyayım mı? Koy. Bir bardak. Şöyle. Yeter. Burada dursun bu. Ben alırım. İhtiyaç oldukça koyalım. Tamam. Şimdi biz Afyon'a gittik. Afyonkarahisar memleketimize gittik ya. İnanın sokaklarda böyle fırınlar var. Adım attığın yerde fırınlar var. Köy ekmeği var. Haşhaşlı bükme var. Güzel. Evet.
Hatta orada tatil için gidildiğinde konaklama yerlerinde bile kahvaltıda olsun, sahurda olsun şey çıkıyor. Haşhaşlı bükme, mercimekli, patatesli, peynirli, kıymalı. Bunun bu mayasızı. Haşhaşla da mercimek pek bir yakışıyor. Evet, çok güzel oluyor. Bu sanki biraz daha istiyor, ne dersiniz? Evet, ilave edelim. Ben hatta biraz da un alabilir miyim? Tabii. Hemen. Önce size un vereyim. Tamam, daha isterseniz seve seve onun şurada dursun. Biz çok yapmaya alışkın olduğumuz için, alıştığımız için bu böyle birazcık insana ölçülü göz kararı yapıyoruz. Tabii, az geldi değil mi? Evet. Şimdi şöyle, ben de bir parça daha haşhaş ekledim. Ezmeye, açmaya devam ediyorum sıvı yağın içinde. Kıvamını yakalayana kadar ekleyeceğim. Bir anda boca etmedik ki hem haşhaşımızı harcamayalım, ziyan etmeyelim. Hem de kıvamı tam tutsun. Ne sert olacak, ne yumuşak olacak. Orta sertlikte. Şu anda daha şey olarak gösteriyorum. Gördüğünüz gibi daha su kıvamında. Tam olmadı. Hala içinde açılmamışlar var. Çok güzel oldu, harika. Bu iyi mi? Tabii tabii. Aa, sanki boza var ya. Kıvamı dediniz harika. Mi? Bozadan daha sıvı. Boza kıvamı yakışıyor ki. Şey, yıllardır sanki yapıyormuş gibi. 20 senedir yapıyormuş. Evet, yapıyorsunuz. 20 çok da başarılısınız. Ya. Evet. Tamam mıdır? Yok. Bundan önce unu burada. Burada vereceğim. Şöyle azıcık alalım. Göstermek için. Şimdi sıra tezgahı açmaya mı geldi? Alayım. Suyla işiniz bitti, bitti galiba. Evet. Şimdi hamurumuzu iyice yediriyoruz. Sonra bir süre dinlendireceğiz. Evet. Her hamurda olduğu gibi dinlenmesi gerekiyor. İyi açılabilmesi için hamurun dinlenmesi gerekiyor. Biz de burada dinlendirerek zaman harcayamayacağımız için bir tane programdan önce de yoğurduk. O hali hazırda bizi bekliyor. Az sonra onu vereceğim ben Sultan Hanım'a. Önce hamurumuzun bir tam kıvamını görelim hep beraber. Ardından güzelce diğer dinlenmiş hamurumuzla açma işlemine başlayacağız. Şimdi kıvamı tamam oldu galiba. Şimdi bu oldu. Dinlenmesi gerekiyor. Şimdi değiştirelim hamurları. Bunu gönderelim. Bir dakika, değiştirelim hamurları. Ben size bunu vereyim, onu alayım. Tamam, olur. Buyurun. Dinlenmiş hamurumuzu alıyoruz. Şunu rica etsem koyar mısınız? Teşekkür ederim. Pınar'ınca onu katber bile yapabilirsiniz daha sonra. Hamur her işe yarar. Her şey. Daha una ihtiyacınız var mı? Birazcık. Birazcık vereyim. Hı-hı, birazcık. Tamam mı? Tamam. Oo, bu böyle bol bol unlu. Tabii. Bunun önce bir de oklava alayım. Hemen. Şunu beğenmiştiniz değil mi siz? Evet. Böyle üstte program, hazırladık onu. Programa başlamadan evvel gözüme kestirdim. Herkes bir tercih ediyor. Ben o arada şu fırın tepsisini hazırlayayım. Fırıncığım, ben eldivenlerle açamıyorum. Çıkartın. Çıkartacağım. Tabii ki. Neyle rahat hissedecekseniz kendinizi, nasıl rahat hissedecekseniz. Nasıl hamuru yoğurdunuz? Bizim Ramazan'da olmazsa olmazımız. Haşhaşlı bükme. Evet, haşhaşlı bükme, haşhaşlı cevizli dolama, haşhaşlı katmer. Peki iftar için mi, sahur için mi? Sahur için de, iftar için de. Çünkü doyuyoruz. Aslında içindekiler sebebiyle çok doyurucu. Evet. Çok besleyici. Evet, aynen. Ama susatır mı haşhaş, onu Yok, bilemedim. Yok, susatmaz. Susatmıyor. Onu bilemedim. Sonra biz Ramazanlarda ne yapıyoruz sahurda? Patatesli, kıymalı, peynirli gözleme yapıyoruz. Yine böyle hamurla değil mi? Evet, yine böyle hamurla. Bu hamur her derde deva aslında, evet. Bakmayın. Benim tezgah size biraz küçük evet, geliyor sanki. Oklava küçük geliyor. Oklava küçük geliyor. Oklava küçük geliyor. Bunun daha da büyüğü var. Ben oklavacı evet. değilim, ben merdaneciyim. Bu kadar da ben böyle bir hamur açmadığım için. Allah, mis gibi açıldı, çarşaf gibi. Kocaman. Şimdi bunu bir kat açacağız, üstüne süreceğiz, sonra bir katlayıp bir daha evet, açacağız değil evet. mi? Hadi bakalım. Sonrasında daha çok işimiz var, bakmayın şimdi hamuru açıyoruz ama sonra afyon kebabı yapacağız. Ama o kadar lezzetli, ama çok zahmetli.
Çok zahmetli. Birazcık zahmeti ama var. Ama var ya, emek vermeden lezzet olmuyor. Hem de bir şey söyleyeceğim. Ramazan'da en emekliler, evet, en çaba isteyenler, en zorlarını yapmak herkesin de gönlünden geçeni. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Allah yapıştı azıcık. Yok. Bir şey tamam, olmaz. Hallettik. Tamam. Peki. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi Pınar Hanımcığım, bu böyle oluyor. Heh. Aslında oklavamız uzun olsaydı iki daha attıracaktım ama. Bir şey söyleyeceğim. Oklava bir tezgah da yetmiyor zaten. Evet. Tezgah da bitti. Evet. Tamam, tezgah kadar açtık zaten ama gördüğünüz gibi. Ama şahane oldu. Ama siz de şahanesiniz yani. Şimdi fırçaya ihtiyacınız olacak mı? Olacak. Tamam. Şimdi Pınar Hanımcığım şeyi, bunu böyle. Şöyle her yerine. Her yerine. Güzelce. İşte buna lezzet veren bu. Haşhaşı. Evet, haşhaş. Yaklaşık 1,5 su bardağı kadar yağın içinde yaklaşık 1 bardak kadar haşhaş açtık. Şu anda Sultan Hanım onu hamurun bir kısmını hamurun üzerine döktü. İhtiyacınız var mı? Şu anda yok. Böyle de yapabiliyoruz. Böyle yapıp nasıl isterseniz. Peki ben şöyle fırça kullanmaya alışık değilim. Fırçayla yani sürmek daha zor. Sizin sistem daha iyi. Ben alayım onu. Yorulmayın. Şöyle kapatıp açtınız mı hakikaten her yeri çok güzel haşhaşlanmış oluyor, soslanmış oluyor. Aynı şey börek yaparken yağlamak için de geçerli. Aynen. Her yerini güzelce yağlıyorsunuz. Oh, birazcık daha. Bu şimdi tamamını özellikle harcamıyoruz çünkü katlayacağız. Tabii tabii. Bir kere daha açacağız ve aynı işlemi bir kere daha yapacağız. Şimdi nasıl yapacağız? Böyle önce buradan katlayalım, güzelimiz kirlenmesin. Tamam. Keşke size bir önlük verseymişiz biz. Fark etmez olsun. Kirlensin, yıkanır. Kirlensin. Evet, şöyle. Pınar'ımcığım var şimdi ya. Şimdi biraz gelişi bunun güzel kaplıyoruz. Bunun bende bir anısı var mı? Bunun mu? Evet, bunun. Haşhaşlı bükme. Bizim şeyde, Anadolu'da. Biz memleketimiz Afyonkarahisar'ım. Hı hı. Ailem Eskişehir'e yerleşmiş. Ben Eskişehir'den İstanbul'a geldim ve evlendim. Haşhaşlı bükme gözlem annem yaptırıyor, yapıyor ama bunu şimdi ben şey yapacağım. Bunu yapıyor böyle, yer sofrası var. 2 tane yer sofrası. Hmm. Açıyor. Tabii yer sofrasını seneye kesin. Eğer burada olursak kesin bir yer sofrası. Hep beraber hamuru orada açacağız. Evet. Yapacak bir şey yok. Yer sofrasında açıyor. Kızım diyor. Anneler kızlarına böyle hamur işi yaptırmıyorlar. Biz eskiden yaptırmıyorlardı. Yıllar önce. 35-36 sene oldu. Bunu yaptım mı? Böyle yapıyor. Aynen böyle. Al kızım diyor böyle. Sofrada sen yap diyor. Açıyoruz. Ondan sonra katlıyoruz. Evlendim. Bunu açmasını bilmiyorum. Ha, buraya kadar kısmını. Evet. Evet. Nereden de açayım ben bunu? Tamam. Hangisini tercih edersiniz? Kalın. Sabit yok. Sabit yok. Bizde hepsi oynak. Oynak mı? Kıvrak. Yapabilir o da oynuyor. Miyim? Tamam. Ben yardım ederim istiyorsanız size. Yok. Ben de kıvraklara alışıyorum. İsterseniz seve seve yardım sonra, ederim. Sonra kayınvalidem dedi ki, misafir geldi. Ramazan. Dedi ki, Sultan dedi, bükme yapalım misafirlere dedi. Ay, beni bir panik sardı. İyi hoş anne dedim, güzel yapalım da dedim ben yapmasını ben bilmiyorum. Ben bir yere kadarını bilmiyorum. Ben yapmasını bilmiyorum dedim. Dedi ki dedi sen gelinsin dedi, neden yapmasını bilmiyorsun dedi bana. Dedim ki anne dedim, annem dedim yapardı, verirdi, keserdi, ben de böyle katlardım dedim. Yapmadım bilmiyorum, beraber açalım ben yap. Böyle bende bir anısı var. Her zaman bükme yaptığımda bu aklıma gelir. Ha, Allah evet, rahmet eylesin. Rahmetli oldu şimdi. Nur içinde yatsınlar. Onun için benim kızım var. Sokuyorum ve bütün annelere diyorum. Bükmeyi öğretin. Bir kızlara kere de baştan sona bükme öğretin. Değil, yöresel neyiniz varsa öğretin. Şey yapın, evet öğretin. Bu arada çok önemli bir püf noktası. Hamur arada bir balonlaşıyor. Harika. Ne yaptığını gördün mü? Şahane olduğunda. Şöyle yaptı, o balonu patlattı. Evet, üzerimize patlamasın. Hı. Diye burada. Tamam. Hemen bir küçük yırtıp patlattık o balonu. Şimdi ne yaptık? Hamurumuzu tuttuk, birazcık dinlendirdik. Arkasından güzelce şöyle kocaman açtık. Üzerine yağ ile açtığımız haşhaşımızı koyduk.
Sonra şöyle her tarafını yaptıktan sonra şöyle gelişi güzel katladık. Sonra aralarını sürüp bir daha katladık. Ve gördüğünüz gibi bir kere daha açıyoruz. Şimdi bir kere daha süreceğiz galiba. Ama önce kesecek miyiz? Tamam. Şimdi bu kadar bitti. Bunu keseceğiz. Buyurun. Şöyle. Evet. Bu böylece piştiği zaman kat 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 olacak. Harika oluyor. Bunun tadına doyamazsınız. Tahmin ederim. Şimdi. Sonra bunun işi bitmedi. Ha daha bitmedi. Yok. Her birini tek tek mi açacağız? Sonra evet. Ben yardıma işte, geleyim. Tamam. Bu bitmez. Şimdi nasıl yapıyoruz? Pınar'ın bunun bir özelliği var. Hı. Şimdi bunu alta getiriyoruz. Buraya mercimeği bırakıyoruz. Orasına mercimek bırakacağız. Evet. Ben bir tane kaşık çıkarayım mercimeğe. Buyurun. Haşlanmış mercimeğimiz. Haşlarken bir lokmacık tuz koyarsanız evet, daha lezzetli olur mercimeğiniz. Bunun içine Pınar Hanım azıcık da nane ile lezzetlendirebiliriz. Şimdi koyayım mı? Tabii. O zaman bir dakika. O kasede karıştıramayacağız biz onu. Pınar Hanım bu haşhaşlı katmer dedim ya biraz evvel. Hı. Bunu böyle bölüp böyle haşhaşlı tavada da yapabilirsiniz. Bu haliyle tavaya evet, da atabilirsiniz. Şahane oluyor. Böyle pul pul böyle araları kat kat açılıyor. Oh mis gibi. Ben şimdi bunun içinden şu kadarını aldım buraya. Tamam. İçine nanesini de koyacağım. Yeter mi bu kadar nane? Bakayım. Yeter. Böyle bir lezzet yeter, verdi ona. Yeterli. Tamam. Buyurunuz. Şimdi nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Böyle. Şimdi birazcık açtık. O açtıkça bir yerinden şeyler fırlamaya başlıyor. Haşhaşlar. O fırlayan tarafı içe alıyorsunuz. Ortasına da gördüğünüz gibi güzelce mercimekleri yerleştiriyorsunuz. Şunu alayım. Bunun içine peynir, patates. Ne isterseniz ne koyabilirsiniz. Isterseniz. Hanımlar ne arzu ederlerse onu koyabilirler. Evet. Bunun önce bunu tepsiye koyayım mı? Geldim. Buyurunuz. Tepsimiz. Şöyle. Şimdi. Bunu evet, aldık. Allah. Kapı açılıyor. Yapışmış. Açtık. Yapışıyor mu? Siz nasıl yapıştırmadan açıyoruz? Ha, tamam şimdi açılıyor. Şöyle açıyoruz. Evet. Doğru mu? Hı hı, doğru. Bakayım şimdi neresinden fışkırdı? Ha burasını mı içeri alıyorum? Evet. Tamam bu tarafını içeri alıyoruz. Buyurun. Şöyle yapalım. Siz açın ben doldurayım. Olur tamam. Hadi işbirliği yapalım. Böylece şuradan şöyle katlıyoruz. Kat yerini de aşağıya koyuyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. Bunlar çok kabarmıyor mu pişerken? Hayır. Böyle yakın yakın koyabiliyor musun? Hayır. Mayasız olduğu için kabarmıyor. Bunda tamam, maya yok. Maya olmadığı için evet, kabarmıyor. Süper. Şöyle. Güzelce hazırlayıp hazırlayıp hemen fırlatacağız. Gördüğünüz gibi muhteşemler hazırlar. Şimdi son fırına gitmeden kalan haşhaşların evet, üstlerini süreceğiz değil mi? Üzerine bu haşhaşlı yağda. Haşhaşlı evet. Yumurta nasıl poğaçaya yumurta sarısı sürüyoruz? Buna da bundan. Bol bol haşhaşlı, haşhaşlı yağ. Evet bol bol şimdi haşhaşlı yağdan. Rahat hareket edin. Şöyle karıştırayım mı azıcık? Yağ yukarı çık. Çok iyi olur. Malzemesi gelsin. Haşhaşı bol gelsin. Bol gelsin. Şöyle üstlerine bırakmaya başlayayım. Şöyle ben kaşıkla destekliyorum. Şöyle üstlerine güzelce bu haşhaşlı yağımızdan bol bol yediriyoruz. Şunlar az oldu. Onları çünkü karıştırmamıştık ya. Aynen. Yağ yukarı haşhaş, çıkmıştı. Evet. Haşhaş, haşhaş az oldu. Haşhaş dibine çökmüştü. Evet şöyle birazcık daha koyayım. Bol bol haşhaşlı olsunlar. Siz onları fırçayla şöyle bir üstüne yediriverin. Tamam süper. Hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımıza atacağız. 200 mi? 200 derecelik peki. 200 derecelik fırınımıza atıyoruz. Ve pişirmeye başlıyoruz. Buyurunuz.
hazır. Onlar pişerken sırada afyon kebabı var. Hemen afyon kebabına geçiyoruz. Malzemeleri. 1 kilo yağsız kuşbaşı etimiz var. Onları güzelce şöyle haşladık. Suyunu bir tarafa koyduk, etini bir tarafa koyduk, bekliyor. 2 tane tırnak pidemiz var. Tırnak pide yoksa bence evde kalan bayat pideleri değerlendirmek için çok güzel bir çözüm olabilir bu. 100 gram tereyağımız var, 2 tane sivri biberimiz ve biraz da çeri domatesimiz var. Biber ve domatesimi süslemek için. Dolayısıyla keyfinize göre kullanabilirsiniz. Şimdi etleri kavurmak için bir tane tavaya ihtiyacımız olacak. Bu uygun mudur? Uyar. Tamam. Bir de suyu ısıtmak için bir ayrı kaseye ihtiyacımız var mı yoksa etin tavasında mı ısıtırız? Isıtmamıza gerek yok. Ha böyle koyacağız direkt. Zaten. Tamam. Şu ocağı. Şurayı yakayım mı? Size biraz bir uzak olacak ama ben olsun. Yardım ederim. Şuradan hemen bir kaşık alıyorum. Önce yağımızı eritiyoruz. Evet. Değil mi? Bunun burada 1 kilo kadar haşlanmış kuşbaşı etimiz var. Kuşbaşı etimiz. Evet. Onu bir güzel soteleyeceğiz. Evet, bir güzel soteleyeceğiz. Yalnız bu şeyin tereyağının birazını alıp şeyde et suyuna. Geldim. Şöyle. Bu kadar yeter mi? Yeterli. Bu kadar yeterli. Şimdi et suyuna demesinin şöyle bir nedeni var. Et suyunu birazcık lezzetlendireceğiz. Gönlünüze göre eğer bu işlemin bir kısmını sabahtan yaptıysanız ki aslında iftara hazırlık yapmak için mesela çok güzel etleri sabahtan haşlayabilirsiniz. Suyunu da bir kenara ayırabilirsiniz. Son anda şu kavurma işlemini yapıp pidelerini hazırlayıp iftar saati. Et suyunu da birazcık ısıtıp lezzetlendirip servis edebilirsiniz ama çok ısıtmayacakmışız et suyunu çünkü pideleri hamurlaştırırmış. Şimdi bu pişirdik ya. Tamam. Tereyağında bunu çevireceğiz. Tamam. Şöyle bir çevireceğiz. Şöyle bir çevireceğiz. Baharat koyacak mıyız? Koyacağız. Hiçbir şey yok. Tuzu mu? İlave edeceğiz. Tamam. Karabiberle lezzetlendireceğiz. Tuz ve karabiberle lezzetlendireceğiz. Bu arada o olurken pidelerimizi keselim. Ben size hemen bir kesme tahtası ve bıçak vereyim. Buyurun. Şu kesme tahtası. Şu da bıçağımız. Ben etleri kavururum seve seve. Ve direkt servis tabağımıza koyacağız değil mi? Evet. Bu da servis tabağımız olsun mu? Olsun. Şöyle güzelce. Etlerimizi şöyle bir çeviriyorum. Aslında ben evde yaparken nasıl yapıyorum? Etlerin üzerine pideyi kapatıyorum. Aa o da bir seçenek. Isınıyor evet. Tabii. Lezzetlenmiş oluyor. Onun lezzeti, tadı, yağı geçmiş oluyor. Pideler de yumuşamış oluyor. Şöyle birazcık tuz. Azıcık da karabiber serpiyorum. Karabiberimiz çok ferli. O yüzden şöyle azıcık koydum. Evet. Güzelce etlerimizi soteleyeceğiz. Zaten haşlanmış oldukları için pişmiş durumdalar. Sadece tereyağıyla daha da lezzetlenmelerini sağlıyoruz. Hem de baharatlarıyla karışmasını ve daha da biraz böyle yağda pişirince et bir başka yumuşuyor. Daha bir ve lezzetli oluyor, bir lezzeti kızarıyor. Oluyor. Evet. Onu sağlayacağız. Sonrasında da güzelce hazırladığımız suyla beraber pidelerimizin üstüne dökeceğiz. Şimdi pideleri direkt yayacağız buraya. Tabii, değil mi? Tabii tabii yayacağız. Sonra üstüne biraz et suyu. Et suyu. Peki tereyağı bunun içinde mi eriteceğiz? Tereyağı bunun içinde eriteceğiz. Karabiber ilave edeceğiz. Tuzunu ilave edeceğiz. Çünkü et pişmemesi için şey yapmadık. Kolay pişsin diye tuz ilave etmedik. Tamam peki hiç ısıtmıyorum. Son kararınız. Karar verin. Tereyağı nasıl eriteceğiz onun içinde? Isın biraz. Değil mi? Ay, tereyağı erimeyecek diye korktum. Ondan başka bir şeyden değil. Yoksa etimiz ılık ama suyumuz ılık ama. Şöyle et suyunu koyuyorum. Azıcık altını açıyorum. Şu tereyağımızı içine atıyorum. Birazcık orada eriteceğiz. Pınar Hanım bir nevi bayat ekmekleri değerlendirmiş oluruz. Evet evet bununla. Onu dedim ya kalan, biraz önce en güzeli. Bayat pideleri, pide yoksa ekmekle de olur bu. Evet, olur. Gayet olur. Ekmekleri olmasın? Biraz fırında kızartıyoruz. Evet, daha da lezzetli daha olur. Daha da lezzetli olur. Şöyle. Şimdi bunu bitirir bitirmez hemen zerde yapmaya başlayacağız. Aynı anda da muhteşem bir bademli kremalı çorba yapacağız. Çok beğeneceğini düşünüyorum. Pınar Hanım bu pideler yeter bence. Yeter, tamam. Yeter, zaten böyle şeyler göz kararı. Göz kararı. Şöyle et suyuna birazcık tuz ekledim.
Biraz da karabiber yine et suyuna da ekliyorum. Etlerimizi eklemiştim. Buyurunuz. Bir kaşıkla ikisini idare ediyorum. Edelim mi? Tabii. Zaten onun suyu, o da onun eti. O yüzden aynı kaşıkla idare ediyorum birazcık. Bir onu karıştırıyorum, bir onu karıştırıyorum. Mis gibi de koktu. Kokmaz mı? Şimdi et suyunu önce döküyoruz, sonra etleri koyuyoruz, evet, değil mi? Evet. Tamam. Et suyuyla biraz güzelce pidelerimizi ıslatacağız. Pınar Hanım, bunun tuzunu ilave ettiniz, karabiberin ettim tuzunu. İkisini bunu de ettim. Şimdi karıştırmayalım artık. Ters çevireceğiz ya. Hı. Biraz etler kızarsın. Biraz etler kızarsın. Kızarmasını sağlayalım. Tamam. Böyle hiçbir şey yapmadan bırakıyor muyuz? Bırakıyoruz. Tamam. Etlerimiz kızarıyor. Evet. Biz bu arada et suyumuzu ısıtıyoruz. Bak ilk ısıtalım demişim. Evet, yoksa tereyağı erimeyecekti içinde. Uğraşacaktık eritmek için. Aslında olmasa da tereyağı koymasak da olur ama alıştık ya. Daha lezzetli olsun. Daha lezzetli olsun diye. İftara en lezzetlisi, en evet, güzeli olsun. Evet, ailemize, çocuklarımıza en lezzetlisi. En güzeli olsun. En güzeli olsun. Evet. Şimdi ben bir yandan buraya bakıyorum. Birazdan burayı kaynatmaya başlayacağız. Pınar'ımcığım bu oldu. Ben tamam, bunu hemen... hadi alalım. Et suyumuzla et güzelce böyle pidelerimizi ıslatıyoruz. Hafif. Ette olacak için etin de yağı lezzeti geçecek. Pidelerinizi biraz ısıtmak isterseniz biraz önce Sultan Hanım'ın da söylediği gibi tavanın üstüne de kapatabilirsiniz. Böylece hem birazcık kokusunu yağını çeker, hem yumuşar hem tazelenir. Evet, süper. Şimdi üstüne de etlerini gezdireceğiz ve sonra domatesini, tamam, bu kadar, ve biberini koyacağız. Şu domates ve biberi de hemen keselim mi, ne dersiniz, yoksa sonra mı süsleriz? Keselim, hazır olsun. Buyurun. Tamam. Etlerimiz pişiyor. Siz onları hazırlarken ben yavaş yavaş zerdenin malzemelerini saymaya, tabii, başlasam mı acaba? Tabii. Tamam. Zerde için 1 çay bardağı pirinç, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 çay kaşığının 1/4 biri safran, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 yemek kaşığı kuş üzümü, 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık, 1 yemek kaşığı toz Antep fıstığına ihtiyacımız var. Az sonra anlatacağız ama bu arada galiba etler hazır ha? Tamam. Buyurunuz. Etlerimizi alalım, kaşığımızı, evet, alalım. Kaşık sizde. Ha, burada et suyun içinde. Şöyle, buyurun. Oh, mis gibi kızarmış etleri üzerine gezdiriyoruz. Aslında şöyle de yapabiliriz. Tabii tabii, suyu da zaten, yağ da gitsin. Kıtır kıtır. Kızar. İşte bu kadar. Evet, bu kadar. Hakikaten çok güzel bir tarifmiş. Hepimizin çok, çok basit, kolay uygulayabileceği. Evet, çok kolay, çok basit. Süper. Şimdi üstünün süslerini de yapacağız domates ve salatalığıyla. Evet. Aman, domates ve biberiyle. Özür dilerim. Ve hazır. Zerde için böyle bir tencere yeter mi? Daha mı büyük lazım? Yeterli. 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 Tamam. Hemen şimdi ne yapacağımızı söylüyorum. Bunun içine öğrendiğim kadarını anlatıyorum. Yanlışsa düzeltin ne olur, tamam, Sultan Hanım. Şimdi suyunu koyacağız ve bu bir bardak kadar, bir çay bardağı kadar pirincini koyacağız. Birazcık fokurdatacağız. Sonra o fokurdadıktan sonra şekerini ekleyeceğiz. Evet. Sonra bir parça suyun içinde nişastasıyla zerdeçalını açacağız, içine ekleyeceğiz. Sonra safranı da bir parça kaynar suyun içine koyacağız. Orada rengini verecek onun suyunu ekleyeceğiz. Bu arada fıstığın ve üzümün de bir kısmını koyacağız. Böyle fokurdatacağız. Sonrasında onları kaselere alacağız. Doğru mu? Doğru. Üstünde fıstıkla, evet, ve şeyle, üzümle süsleyeceğiz. Servise hazır. Hadi öğrenmişim. Pınar Hanım, domatesi mi yetmedi? Bir tane domates alabilir miyim? Keyfinize bakın lütfen. Lütfen. Ben başlıyorum yavaş yavaş. Tabii. Şöyle, ne kadar su koyacağımı lütfen söyleyin bana. 4-5 bardak kadar suyu, bir şöyle, tamam, bir çay sanki bardağı yeterli. Sonra ilave edebilir sanırım. İhtiyaç duyarsa. İhtiyaç duyarsa ilave edebiliriz. Bir bardak pirincimizi içine ekledik, bir çay bardağı pirincimizi. Şimdi orada onu bir fokurdatacağız. Şekeri şimdiden koymuyoruz değil mi? İyicene pirinç bir sıkar. Biraz fıkırdayınca. Ondan sonra, evet. Tamam. O zaman bu burada fıkırdarken ben çorbanın da malzemelerini hemen saymak istiyorum. Onlar da burada hazır çünkü. Kremalı badem çorbası yapacağız.
Bunun için 2 yemek kaşığı unumuz, 3 yemek kaşığı toz bademimiz, 1 paket kremamız, 1 su bardağı sütümüz ve 4 su bardağı suyumuz var. Üzerine de ayrıca 1 yemek kaşığı tereyağımız ve 2 yemek kaşığı kadar file bademimiz var ki o da işte şöyle bir kavuracağız, evet. Daha da lezzetli hale getireceğiz. Şimdi hemen bir tencere ben vereyim. Ben biraz şuradan maydanoz alayım. Keyfinize bakın. Üzerini süslemek için. Süsleme yapmak için, evet. Değil mi? Buyurunuz, ben de tenceremizi size hazırladım. Şimdi ne yapıyoruz? Önce bademi tereyağında. Toz bademi tereyağında kavuracağız, evet, doğru mu? Doğrudur. Tamam, hemen başlıyorum. Önce tereyağını birazcık bir kaşıkta sıvı yağ, tereyağı karışımı, tamam, eriteceğiz. Şöyle bir parça da sıvı yağ. Buyurunuz. Yeterli mi? Yeterli. Kaşığa verebilirim. Unun kokusu çıkana kadar bademle unu güzelce, evet, unu da. Tamam. Şöyle. Bademle unun kokusu çıkıncaya kadar güzelce kavuracağız. Ben özellikle harlı ateşe koydum. Bunun bir püf noktası var Pınar Hanım. Tuzunu çorba piştikten sonra, ocağın altını kapattıktan sonra ilave ediyoruz. Tamam. Sütün kesilmemesi için. Tamam, anlaştık. Bir yandan, evet, burada pirincimiz de kaynamaya başlıyor hemen. Sonra akabinde bir de karpuz salatamız var. Evet. Karpuz salatası, ben ilk tarifi duyduğum zaman zannettim ki karpuzun içine bir şeyler yapacağız. Hayır efendim, yaptığımız şey aslında domates, salatalık, zeytin, kaşar peynir ama görüntüsü karpuz olacak. Değil mi Sultan, evet, Hanım? Aynen, karpuza benzeyecek. Karpuza benzeyecek. Şimdi çorbayı yaparken de önce badem tozunu, iyice rondodan geçmiş badem tozunu ve unu tereyağı ile güzelce şöyle bir kavuracağız. Un kokusu çıkacak. Ardından sütünü ve suyunu içine ekleyeceğiz. Evet. Doğru mudur? Sonra en son aşama kremayı. Kremasını da içine ekleyeceğiz ve hazır hale gelecek. Ben bir yandan da şurada şeyleri yapmaya başlayayım. Küçük kaselerin içinde. Kıdır Hanım, şöyle bir çırpıcı alabilir miyim? Tabii ki. Hemen. Pardon. Şuradan. Şunu vereyim mi size? Buyurun. Ben o şeyi neyin içinde açsam diye bakıyorum. Bunun içinde açabilirim. Çocuklara falan sevdirmemiz gerekiyor. Badem çorbası, badem sevmezler çok, mi? Hem de çok besleyici. Çok hem besleyici. İçinde badem var, hem üzerinde badem olacak. Süt, tabii, olacak, krema olacak. Ben bu arada zerde için şurada nişastayı ve zerdeçalı güzelce şöyle azıcık bir suyun içinde açacağım ki sonrasında zerdenin içine eklediğimizde topaklaşmasın diye. Pınar Hanımcığım, ben su alabilir miyim? Tabii. Soğuk sıcak? Soğuk. Sıcak olursa topaklanma olur. Soğuk ilave ediyoruz. Pınar'cığım, bu ölçülü koyalım isterseniz. Birazcık, tamam, karıştırayım. Ben de bu arada bir parça, hı-hı, kendime su alayım şuradan. Az bir su. Sadece nişastamızı açmak için. Bir de şimdi bir parça sıcak suyu da safran için koyacağım. Yine şimdi bir küçük bazen, kasenin içine. Görüyorum Pınar Hanım, zerdeçalı sıcak zerde pişerken üzerine döküyorlar, top top oluyor, topak tabii, topak oluyor. O zaman oluyor. Açılmaz. Açmadan. Doğru. Onun nişastayla açıldığı zaman daha bir harika oluyor, çözülmüş oluyor. Safranımız rengini versin diye şu kadar bir suyun içine şöyle koyup buraya bırakıyorum. Az sonra onu süzerek Pınar Hanımcığım, ben alacağız. Şimdi sütümüzü de ilave ediyorum. Tamam, sütümüz içine gitti bu arada. Zerdeçalımız ve nişastamız çok kolay açılıyor. Eğer soğuk su koyarsanız çok hızlı açılıyor. İşte hazır bile. Şöyle birazcık köpüğünü alayım üstüne. Gerek kalmadı. Karıştırma ama şimdi tekrar tutayım. O şimdi topu olunca alırım ben üstüne. Birazcık pişsin, alacağız. Evet, o da orada hazırlanıyor. Buyurunuz, hepsi hazır. Pınar'cığım, azıcık daha su alalım. Hemen. Artık sıcak su vereyim mi? Tabii. Çorbayı kolay, tabii, kaynatalım diye. Yeterli. Tamam. O orada kaynıyor, bu burada kaynıyor. Bunu karıştırmamız gerekiyor. Tamam. Kaynayana kadar.
ben şurada hemen bir kiri tabağın içine şu köpüğü alacağım. Şöyle pirincin köpüğü gitsin. O şimdi fokurduyana kadar evet. Karıştırıyoruz değil mi? Kesilmemesi için tabii. Topaklanmaması börekler için. Börekler muhteşem görünüyor. Harika olmuş. Bükme hazır yani. Bilemiyorum. Hakikaten süper İftara, görünüyor. Çorbamız hazır. Kebabımız hazır. Bükmemiz var. Her şeyimiz hazır Her vallahi. Şeyimiz hazır. Her şeyimiz hazır. Şimdi çorbamız orada karışıyor. Zerdemiz burada kaynıyor. Birazdan salatamızı yapmaya başlayacağız. Acaba ben onu karıştırsam da siz salatayı mı yapmaya başlasanız? Olur, yaparız. Ne dersiniz? Tabii ki. Aslında Pınar Hanım var ya, bu zerde Osmanlı döneminden, Osmanlı tatlısı zerde. Biliyorum. Unutulmaya yüz tutmuş tatlı. Unutmayınız diye biz de hatırlatıyoruz. Evet. Şöyle. Bu rengarenk güzel bir salata. Bu da çok az kaldı, kaynamaya başladı. Tamam. Onu nasıl bir tabağa yapsak? Böyle beyaz bir tabağa. Hangisini? Salatayı. Beyaz bir tabağa yapalım ki göstersin, karpuz olduğu görünsün. Yuvarlak olsa daha güzel olur. Ben şimdi size tabaklarımı göstereceğim, siz seçin. Böyle dümdüz mü olsun, böyle biraz süslü mü olsun? Bu öyle, böyle yapalım. Böyle olsun. Tamam, anlaştık. Ben hemen karpuz salatanın malzemelerini saymak isterim. Karpuz salata için 3 tane salatalığımız var, rendeledik. 3 tane domatesimiz var, küçük küp doğradık. 1 su bardağı kadar rendelenmiş kaşar peynirimiz var ve dilimlenmiş siyah zeytinimiz var. Malzememiz bu kadar. Şimdi onları güzelce şöyle şekil vermeye başlayacağız. Şu kebabımızı kenara alayım ben. Tüm ihtişamıyla duruyor. Çorbaya göreve gelebilirim. Tamam, Nalan'cığım. Aslında çok iştah kapartan ve basit bir salata. Pirincimiz biraz kaynadıktan sonra içine şekerini ekleyeceğiz ve diğer malzemelerini ekleyip iyice pişireceğiz değil mi? Tarif bundan ibaret. Aynen. Çorbamız piştikten sonra tuzunu ilave edeceğiz. Tereyağında tamam. 2 kaşık tereyağında bademi, tamam, file bademi çevireceğiz. Sonra altına evet. Kremasını koyacağız. İçini altını kapattıktan sonra mı kremasını koyacağız? Bir taşım hemen kapatırken bir taşım. Koyup. Bir tamam. Karpuz dilimi şeklinde domateslerimizi güzelce yerleştiriyoruz şöyle yuvarlak. Bir tarafını düz yapabilirsiniz. Çünkü karpuzdan dilim çıkarttığımızda nasıldır? Bir tarafı düz, diğer tarafı karpuz kabuğudur. Evet. Şimdi karpuz kabuğuyla karpuzun arasında beyaz bir katman vardır ya. İşte o katman kaşar peynir. Kaşar peyniri yerine beyaz peynir de olur bu arada. Aynen. Evde ne varsa o olur. Evde ne varsa. Bu sadece İlla... işin görseli, şakası, eğlencesi. Şöyle güzel bir hale getiriyoruz. Güzelce şimdi, yerleştiriyoruz. Şimdi biraz kaydırsak mı konarız? Yer kalmayacak. Salatalığa. Değil mi? Salatalığa yer kalmayacak. Şimdi halledeceğiz. Şöyle güzelce yerleştiriyoruz. Burada hatta fazlaymış kaşar. Fazla geldi. Fazla geldi. Oo, fokurdamaya başladı çorba. Evet, şimdi böyle tamam. Beyaz kısmını da yerleştirdik ve sıra geldi salatalığa. Salatalık da su bırakmış olabilir bu arada beklerken. Malum stüdyonun sıcak ışıklarında. Siz bunu istediğiniz boy bir karpuz yapabilirsiniz bu arada. Kocaman bir servis tabağına kocaman bir dilim de yapabilirsiniz. Birkaç tane de yapabilirsiniz. Gönlünüzden geçtiği gibi yuvarlak da yapabilirsiniz. Sonuçta karpuzdan böyle tek bir tane yuvarlak dilim de çıkartıyoruz. Tabii ki. Onu da yapabilirsiniz. Şimdi Pınar'ın burası sıcak, domatesimiz sulandı, karpuzumuz, salatalığımız sulandı. Çok normal. Şimdi burası normal. Buraya gelmeyenler konuşmak çok kolay geliyor. İşte o şöyle oldu, böyle oldu. Şimdi çorbamız kaynadı ve neredeyse taşmak üzereydi. Bunun içine ne ekliyorum ben? Kremasını Onun için, ekleyeyim evet, mi kremasını artık? Ekliyoruz. Tamamdır. Şöyle kremasını da ekledim. Bir lokumacık daha kaynatacağız. Bu arada bence zerdemiz de hazır. Artık yavaş yavaş pirincini ekliyorum içine. Şekerini. Şekerini. Tabii birazcık da şekeriyle pişsin. Şöyle şekeri eklerken birazcık da döktüm tencerenin kenarına. Çift tencere çalışıyorum. Pınar'ım sizin enerjinize hayranım. Ha, teşekkür ederim. Gerçekten. Sağ olun. Teşekkür ederim.
Pınar'ım bu kadar. Tamam. O hazırsa bana yardıma gelin. Zor durumdayım. Bir çırpıcı ve bir kaşıkla zerdeyi taşırdım. Ay. Bereketiyle. Peki koyayım mı artık? Şekeri eridi mi? Eridi. Sıcaktı ya, erittim. Aa, harika. Tamam, ekliyorum onu, içine. Tabii ekleyebiliriz. Tamam, nişastayla zerdeçalı açmıştık. Onu ekliyoruz. Şimdi hemen safranı da süzeceğim. Suyunu ekleyeceğiz. Şöyle. Safran da rengini verdi. Şöyle suyunu ekledim. Harika oldu. Tanelerini koymayın, lezzetini bozar. Ağzınıza gelir yerken. Pınar'cığım kremayı koydunuz siz değil mi? Koydum, koydum tamam, içinde. Tamam, bunun altını kapatabiliriz. Kapatalım. Kapattım. Tuzunu ilave edelim. Edelim. Buyurunuz. Tuzu da gitti. Şimdi ben şunun içine birazcık fıstık, birazcık da üzüm atıyorum. Zerdenin içine. Ve şimdi bu haliyle kaynatacağız ve sonra kuplara servis yapıp sadece süslememiz kaldı geriye. Bir yandan da bir parça tereyağının içinde güzelce bademlerimizi kavuracağız ve çorbamızın üstüne servis yapacağız. Afyon kebabımız hazır. Haşhaşlı bükmelerimiz fırında. Bir soframızı hazırlayalım ve tekrar karşınıza gelelim. Muhteşem bir sofra gördüğünüz gibi. Hakikaten dolu dolu. İşte çorbası, işte arkasında ana yemeği, yanında atıştırmalı, hatta sahurlu, evet, ve salatası ve tatlısı. Buyurun. Hepsi burada ama bunun dışında ikramlıklarımız da var. Ayrıca teşekkür ederiz. Böreğimiz, kuru dolmamız ve sarmamız. Ellerinize, emeğinize, kesenize sağlık. Teşekkür ederiz. Kesenize bereket. Hakikaten muhteşem olmuşlar. Onlar da çok güzel görünüyor. Bunlar da çok güzel görünüyor. Dolu dolu bir iftar soframız var bugün. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Çok şükür, bin şükür. Hemen ben tariflerime geçeyim mi o zaman? Tabii. Bugün neler yaptık bir kere daha üzerinden geçelim. Efendim bugün ne yaptık? Kremalı badem çorbası için öncelikle unu, toz bademi ve tereyağı güzelce tenceremize alıyoruz ve unun kokusu çıkana kadar güzelce bir kavuruyoruz. Kavurduktan sonra içine biraz suyunu ekliyoruz. Birazcık şöyle kavurduktan sonra sütünü içine ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Ardından iyicene kaynadıktan sonra kremasını da içine ekliyoruz. Bir taşım kaynatıp altını kapattıktan sonra içine tuzunu ekliyoruz. Böylece sütünün kesilmesini engellemiş oluyoruz. Ve daha sonra servis ederken de tereyağı ile file bademimizi birazcık yakıyoruz ve üzerine gezdiriyoruz ve servise hazır hale geliyor. Afyon kebabı için 1 kilo yağsız kuşbaşı etimiz var. Onları güzelce haşlıyoruz. Suyunu bir kenara ayırıyoruz. Etini bir kenara ayırıyoruz. Tuzunu sonra koyacağız. Haşlarken koymuyoruz ki sertleşmesin. Tırnak pidelerimizi küçük küçük kesiyoruz. Bir tabağın içine yerleştiriyoruz. Diğer bir tarafta tereyağımızı eritiyoruz ve haşlanmış etlerimizi içinde güzelce kavuruyoruz. Tuz ve karabiberle lezzetlendiriyoruz. Diğer bir tarafta da et suyumuzu hafifçe ılıtıyoruz. İçine bir parça tereyağı ekliyoruz. Biraz tuz karabiberle lezzetlendiriyoruz. Sonra ılınmış et suyumuzu şöyle pidelerimizin üzerine gezdiriyoruz. Daha sonra etlerimiz de çıtır çıtır kavrulduğu zaman onları da üzerine döküyoruz. Ve domates biberle güzelce süslüyoruz ve servise hazır hale geliyor. Karpuz salata için salatalıklarımızı rendeliyoruz. Domateslerimizi küçük doğruyoruz. Kaşar peynirimizi rendeliyoruz. Ve daha sonra bir karpuz dilimi şeklinde orta tarafa domatesler, onun etrafına rendelenmiş kaşar peyniri ve onun etrafına da rendelenmiş salatalıklarımızı dizip zeytinlerle de çekirdeklerini yapıyoruz ve servise hazır hale geliyor. Haşhaşlı mercimekli bükme için öncelikle bir hamur tutmamız gerekiyor. Bunun için un, süt, su, sirke ve tuzu karıştırıp güzel bir hamur yapıyoruz. Bir süre dinlendirdikten sonra güzelce açıyoruz. Bir tarafta haşhaşımızı bir parça sıvı yağ ile açıyoruz ve inceltiyoruz. Hamurumuzu açtıktan sonra üzerini iyicene bu yağlı haşhaşla güzelce ıslatıyoruz ve daha sonra katlıyoruz hamurumuzu. Sonra aralarına da koyuyoruz güzelce haşhaşımızdan ve bir kat daha açıyoruz ve keserek dilimlere ayırıyoruz ve daha sonra o dilimleri de birazcık açtıktan sonra ortasına haşlanmış mercimeğimizden yerleştirip rulo yapıyoruz ve tepsimize yerleştiriyoruz. Fırına atmadan önce de kalan haşhaşlı yağımızdan güzelce üzerine gezdiriyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımıza atıyoruz. Piştiği zaman servise hazır hale geliyor. Zerde için bir çay bardağı pirinci hemen tenceremizin içine alıyoruz ve güzelce içine bir parça da su ekliyoruz. Kaynatmaya başlıyoruz. Biraz kaynayıp da pirinçleri yumuşadığı zaman toz şekerini içine ekliyoruz. Şeker eridikten sonra zerdeçalını ve nişastasını çok az bir soğuk suyun içinde açıyoruz. Onu da içine ekliyoruz. Bu arada safranımızı da sıcacık bir suyun içine koyuyoruz. Birazcık bekletiyoruz ki rengini versin. Ardından süzdürerek onu da içine ekliyoruz. Birazcık dolmalık fıstığımızı, birazcık da dolmalık üzümümüzü
gördüğümüzü içine ekliyoruz ve güzelce pişmeye bırakıyoruz. İyicene pişip koyulaştığı zaman alıp kupların içine servis ediyoruz. Üzerine yine dolmalık fıstık ve üzümle süsleyebiliriz. Birazcık da Antep fıstığı koyabiliriz. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nasıl geçti anlamadım. Su gibi ne aktı güzel, geçti. Ne mutlu bize. Gerçekten. Her zaman bekleriz. Size, ekibe çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. Memnuniyetle seve seve gelirim davet ettiğiniz zaman. Çok teşekkür ederiz. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Elbette tekrar beraber olacağız ama o zamana kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu arada eğer bize ulaşmak isterseniz Instagram ve Facebook üzerinden Sizi Böyle Alalım hesaplarından ya da Foxcom.tr'den ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.